Selamlar dostlarım, ben Kripto Süleyman. Bildiğiniz gibi yaklaşık bundan bir ay önce Stepn'e kayıt olmuş ve sisteme giriş yapmıştık. Bu süreçte neler yaşadık, paramızı amorti edebildik mi, şu an ne durumdayız ve neler oldu size anlatmak istiyorum. Tabii ki arkadaşlar, bu bir yatırım tavsiyesi değil, bu bir sponsorlu içerik kesinlikle değil, bunu bilmenizi istiyorum özellikle. Bunun dışında şu anda yatırım yapılır mı yapılmaz mı kısmına da ben bir şey diyemem abi, kendi araştırmanızı kendiniz lütfen yapınız. Şimdi ekranda bir Excel tablosu var dostlarım, görüldüğü üzere ben birinci yürüyüşleri, ikinci yürüyüşleri 3 ve 4 şeklinde sıralamışım. Toplam GST miktarı, günlük giderleri düştükten sonra net karlarımızı bu şekilde önümüze koymuşuz. Şimdi ilk başta şu bölümde arkadaşlar, ben yürüyüş ayakkabısıyla başladım. Daha sonra şurada runner'a geçiş yaptık. Ama runner gerçekten inanılmaz yorucu bir durum. Yani eğer sporcu kimliğiniz yoksa, böyle hareketli değilseniz, runner sizlere göre gerçekten yorucu olacaktır ve sıkıntılı bir durum. Walker'dayken arkadaşlar günlük yaklaşık 10 GST kazanıyordum ama level'ım 7 ya da 8 olması lazım. Tam burada hatırlamıyorum açıkçası. 10 GST'den günlük giderler düştükten sonra 8-8,5 arası kalıyordu ama bu durumdayken büyük ihtimal benim 2 GST tamir ücretim vardı. Daha fazla gidiyordu diye düşünüyorum açıkçası. Buradaki durumda Walker'ı ben $1250 almıştım ama Walker'ı sattım arkadaşlar. Daha sonra gidip bir runner ayakkabı aldım ve onun maliyeti de $1450'dı. Yani biraz daha fazla bir para verdim. O zaman solun fiyatı da $104'dı. Şu anda sol gerçekten çok düşük konuma geldi. Ama tabii ki bu durumda GST'nin fiyatı da düştü açıkçası. Onu da belirtmek gerekiyor. Şimdi ben şurada runner'a geçiş yaptıktan sonra, bakın bu bölümde runner'a geçiş yaptım. Runner'da da baktım ki gerçekten çok güzel performanslı gidiyor. Bir süre koştuktan sonra şeyi fark ettik biz. Resilience değerini 11 yapınca tamir ücreti tamam bir tık artıyor ama ayakkabının dayanıklılığı da artıyor. Yani -2 yerine her koşuda -1 gidiyor. O sayede çok güzel oldu bizim için. Bu şekilde daha çok tamir ücreti ödemeden koşu yapmaya başladık. 50'ye kadar arkadaşlar tamir yapmadım ama benim zaten yaralamıştım o. 70'lerde falan ben bunu -1'e düşürdüm. Diğer arkadaşlarıma da %'yken, 90'dayken yaptık. Onlar bayağı bir tamir ücreti ödemeden de parayı cebe indirdiler. Ki amorti sürelerini bu şekilde kısalttılar açıkçası. Şimdi burada aşağı indiğim zaman böyle kazandığım GST'ler dün mesela çok acayip diye yüksek performans verdi. Gayet iyiydi yani. Tabii ki burada şöyle bir durum var. İşte sağ tarafta çekilen miktarlar var. Şurada boşluk olmasının nedeni, burada hem level atlatıyordum hem bir gün çekiyordum. O şekilde. Ama ondan sonra şu şekilde devam eden bir sistem var. Mesela dünkü çektiğim tutarda yaklaşık $63'dı. Buraya da yazdığım zaman $1421, maliyetim $1456'dı. Kalan $35 var şu anda. Yani ben sistemden bugün itibariyle birinci ayakkabı için ana paramı kurtarmış durumdayım arkadaşlar. Tüm coinlerde bir düşüş var. Açıkçası ayıya mı girdik, işte Bitcoin daha da düşecek mi diye düşünürken her gün böyle ufak ufak eritmeye başladı ve şu an şuradaki destek konumundayız. Yani bunun altına ya da şuraya indi diyelim, 30.000. 30.000'in altındaki dünyada hani hiçbir coin ayakta duramaz açıkçası. Çünkü burası son kale. Hani buradan aşağı yağmur gibi yağabilir de, yani çok tehlikeli gözüküyor açıkçası bu pozisyon. Zaten şöyle bir omuz baş, omuz formasyonu var diyorlar. İnşallah gelmez, yoksa halimiz duman olur, öyle söyleyeyim size. Sol mesela $75 civarında şu anda, ki o da bayağı iyi konuma geldi. GST 4.36, ki bugün çok erimiş. Mesela dünden bugüne nereden baksanız 80 cent falan düşmüş, yani 1 dolara yakın düşmüş gözüküyor günlükte. Ki şu an gerçekten düşmüş, yani bayağı düşmüş gözüküyor. Yani bu durumdayken yatırım yapmak açıkçası biraz riskli olabilir. Herkes için riskli olabilir. Ama tabii ki yani yatırım yapan da var yine de, sisteme giriş yapan. Çünkü bu fiyatlarda bir dönüş gelirse diye düşündüğünüz zaman çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyor insanlar. O yüzden risk alıp giren de oluyor açıkçası. Yani ben de mesela birinci ayakkabı çıkarttım maliyetini. İkinci ayakkabı için işte kardeşimle birlikte girdik ama istemesek girmeyebilirdim. Yani direkt bundan sonra ana parayı çekeyim diyebilirdim ama yani bu durumda benim kafamdaki fiyat en düşük ortalamayla $4'dı zaten. Ama bu toparlarsa, örnek vereyim, Bitcoin dönüş sinyali verip biraz yükselse, bu da doğal olarak yükselecektir diye düşünüyorum. Zaten şu an bir satış baskısı var. Çünkü neden, insanlar aldığını amorti etmek istiyor. O şekilde. Ve bunun benzeri birçok uygulama daha çıktı. Yani o uygulamalara ben girmedim, açık söyleyeyim. Neden diyeceksiniz? Şunu da söylemek istiyorum. Yani şimdi o uygulamalardaki kazanç oranını bilemiyorum. Getiri oranı ya da ne kadar hızlı sürede dönüşüm elde edeceğimi bilemediğim için mevcuttaki sistemi tercih ettim diyebilirim o şekilde yani. Şu anda da 4.36 aslında kötü değil ama şuraya doğru bir geri şey olursa
akşama doğru iyi olur diye düşünüyorum. Yani o seviyelerden satarım diye düşünüyorum ama ya bu seviyelerde tabii ki kötü değil ama neden işte bayağı bir kar ederken şimdi kar etmemeye başladık diyebiliyoruz. Ama bu da neden? Ya bu ne oluyor böyle insan psikolojisi arkadaşlar. Şimdi 7 dolarda 6 dolarda satarken günlük 70 dolar 80 dolar kazanıyorduk. Şimdi günlük 43 dolar 50 dolar arasında düşünce de insan psikolojik olarak etkileniyor. Ama şöyle bir durum var. Hiçbir sistemde yatırımı bu kadar kısa sürede amorti edemiyorsunuz. Tabii ki bundan sonraki durumda hani buradan da aşağı inerse şurası var. 4 seviyesi 4'ün altına inerse zaten 3,5 civarı var ki daha önce şuraya bir iğne atmıştı biliyorsunuz. Oradan sonra da giriş seviyesi geliyor zaten 3 dolar civarı. Ama buradan bir dönüşüm alırsa ilk olarak 5 dolar civarına gelir. Sonra işte şuradaki 6 dolar civarına sonra da 7-8 diye devam eder diye düşünüyorum. Tabii ki bu biraz da neye bağlı arkadaşlar? Bitcoin'in durumuna bağlı. Bitcoin çok kötü saldı günlükte. Bakın 4 gündür bayağı bir düşüşte. Yani bir günde tek mumda nereden baksanız 40 binden 35 bin indi ki bayağı bir 5 bin dolarlık bir iniş var. Bu bayağı bir etkiledi piyasayı açıkçası. Yani bu yüzden de tüm coinlerde bir düşüş var. Kimisi için alım fırsatı, kimisi için de korku ve endişe açıkçası. Bu da neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar yani şuradaki formasyonda şöyle omuz baş omuz gözüküyor diyorlar ki benziyor zaten. Böyle bir durumda omuz ya da baş kadar aşağı iner diyor sistemdeki mantığı. Şimdi biz omuz kadar indirdiğimizi düşünürsek şöyle basit bir mantıkta. Onu da şuradan aşağı çektiğimizi düşünürsek yani ne oluyor? 22 bin falan oluyor. Ya yani 20 binlere inmesi gözüküyor bu durumda. Tabii ki şu alttan gelen trend kanalının altına düştü. Bu da çok kötü bir durum yani. Ve şurada da düşmüştü. Geri çıktıydı. Burada da iğne attı. Burada da bugün yani bakayım bir zaten bu düşmüş gözüküyor. Şu alttaki destek kısmına gelecek neredeyse. Ya yani bir 30 binden falan sekerse güzel olur ama bu seviyelerden de bir dönüş sinyali gelmesi gerekiyor açıkçası. Yoksa halimiz duman olur. Yani 2018'deki senaryo yaşanırsa şöyle söyleyeyim çok kötü kazanç kayıpları olur. Gerek Ethereum madenciliği için gerek bu tarz yeni sistemler için hepsi için de çok kötü bir süreç olur diye düşünüyorum. İçeride coin alan için de aynı şekilde sıkıntılı olabilir. Tabii ki bunlar bir öngörü, senaryo arkadaşlar ama yukarı çıkması durumunda da yani genelde milletin beklentisi yukarı çıkması durumunda oluyor. Mesela şuradaki kanalla baktığınız zaman şöyle basit bir çizim yapacağım sizin için. Mesela burada da bir kanal vardı şöyle gittiği zaman. Şimdi şu range'in içine attığını varsayalım. Bu range'de tekrar yukarı çıktığı zaman 70-80 bin arasını görmesi muhtemel yani. Burayı kırdığı zaman da zaten 100 bin üstü diye düşünüyorlar. Tabii ki şu anki durumda savaş var. İşte ekonomideki kötü hareketler, Amerika'daki işte enflasyon nedeniyle de sistemde kaçış oluyor. Yani insanlar yaz ayı geldi, tatile gidecekler falan filan. Biraz da tabii ki korku ve panik endişe durumu oluşturuyorlar. Neden? Çünkü insanlar zarara mal satsın diye. Örnek vereyim ben adayı 1.20'den almışım. Kimi arkadaşlar 3 dolardan aldı, kimisi 2.5'tan aldı. Şimdi bu konumda ben adayı satarsam arkadaşlar ne olur? Adamlar buradan toplamaya başlamalı ya da şuraya indiği zaman 3.5 dolardan 0.35'ten 40'tan toplayacaklar ki ben hedef olarak buraya koymuşum mesela. Demişim ki buraya geldiği zaman alırım, şuraya geldiği zaman alırım demişim ama hedefime uymadığım için şu an bayağı bir bu adadan zarardayım açıkçası. Yani bu da tecrübe oluyor. Yani tecrübe olmadan da bir şey olmuyor arkadaşlar ama kötü tecrübe açıkçası. Şimdi Stepen'e geldiğimiz zaman ben maliyetlerimi çıkarttım arkadaşlar. Yani bundan sonraki süreçte yeni ayakkabının yarım maliyeti var. Şu durumda yani benim buradan ana paramı çıkartmam tabii ki güzel oldu. Yani bir ayın sonunda hatta bir ay daha olmadı. Bir de ayakkabı satışı yaptığım için mesela ayakkabı değiştirdiğim için orada da bir zararım oldu. Aslında şuradaki arkadaşlar level atlatma ve burada bir 250 dolarlık bir çekim vardı. Ben bunu da tekrar ayakkabının üstüne ekledim. Level atlatmada kullandığım işte falan. Yani ama totalde baktığım zaman hesabıma şu kadar miktarı çekmişim. O şekilde yani ayakkabı maliyetlerimizi çıkarttık arkadaşlar. Bu benim için tabii ki pozitif. Yeni giren arkadaşlar için bir şey diyemiyorum. Ve önceden giren kazanç sağlayan arkadaşlar da zaten şu anda bu videoyu izliyorlarsa yorum olarak düşüncelerini yazabilirler. Yani ben girdiğim zaman ve ben girdikten önce girenler şu an gerçekten güzel kazançlar elde ediyor. Şimdi giren arkadaşlar için bir şey demem mümkün değil. Çünkü dediğim gibi piyasanın durumu belli.
Hareketler belli. GST'nin fiyatı da her geçen gün düşüyor ve satış baskısı oluşuyor insanlardaki psikolojiden dolayı. Ama dediğim gibi Bitcoin dönüş sinyali gelirse orada da güzel bir hareket olur diye düşünüyorum. Gelmezse de yavaş yavaş düşecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet dostlarım, bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi düşünce ve görüşlerimdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.